Merhaba arkadaşlar, bu görsel dersimizde grup bay işlemlerinden biraz bahsedeceğiz. Grup bay, listedeki belirli kıstaslara göre bir gruplama yapmak istiyorsak grup bay kullanabiliriz. Bunu daha iyi anlamak için şöyle düşündüm ben. Bir paint açalım arkadaşlar. Şimdi herkes matematikte kümeleri bilir. Şu şekilde öğrencilerimizin olduğunu düşünelim. Bu arkadaşlar Almanca bilenler. İşte bu Fransızca bilenler grubu. Fransızca. İşte bu olsun İngilizce. Şimdi benim şöyle silelim arkadaşlar, daha düzgün yazalım. Ona da Almanca diyorum. Şimdi benim elimde bir öğrenci listesi olduğunu düşün. Öğrencilerin isimleri yazıyor, işte bildiği diller yazıyor, işte öğrencilerle iyi bilgiler yazıyor. Benim bu öğrencileri bir gruplayıp bu grubun içerisinde belli bir kümenin içerisinde gösterebilmem için benim bir gruplama işlemim yapmam gerekiyor. Mesela şöyle düşünün. Burada 5 tane benim sınıfımdan öğrenci olabilir. Sınıfım toplamda 15 kişiydi. Fransızca bilen 3 kişi olabilir. Ve aynı zamanda İngilizce bilen geriye kalan 7 kişi olabilir. Şimdi bu durumda bunları 5, 7, 3 deyip yanlarında işte İngilizce, Fransızca, Almanca şeklinde gösterme olayına gruplama işlemi deniliyor SQL Server üzerinde. Biz bunları sonuçta bir gruplamış oluyoruz. Bizim elimizde bir yığın veri var ve bu bir yığın veri arasından belirli kıstaslara göre işte Almanca bilenlerin gruplayıp getir, Fransızca bilenleri gruplayıp getir ya da İngilizce bilenleri gruplayıp getir gibisinden biz sorgularımızı yazabiliriz. Şimdi aynı mantık üzerinden yürüyeceğiz arkadaşlar burada da ve onun üzerinden sorgularımızı yapacağız. Group by mantıken bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu durumda ülkelere göre çalışan sayısı ya da bir ilk sorumuz bu olsun. İkinci sorumuz ülkelere göre çalışan isimleri denilen bizden bir şey isteniyor. Ve bizden evet şu iki tane sorguyu yapalım. Şimdi bizim bir çalışanın ismini çalışanı bulmamız gerekiyor. Bir de kalkıp onun ülkesini bulmamız gerekiyor. İlk sorguda bizden sadece ülkesi ve ülkesine karşı gelecek çalışan sayısı istiyor. Yani aslında buradaki mantık. Almanca bilenler, yani bir tarafta Almanca yazacak ve Almanca bilenler kaç kişi? Bunun adetini alacağız biz arkadaşlar. Bir tarafta da ülkelere göre çalışan isimleri. Şimdi burada öğrencilerin listelerinin olduğunu düşünün. Şu 5 kişilik grupta Ahmet olsun. İşte ondan sonra Mehmet olsun. İşte Ayşe olsun. Can olsun. Ve Ali olsun. Şu 5 kişilik grupta Ali olsun. Şimdi şu 5 kişilik gruptayız. Fransızca bilen grubunda ise Mustafa olsun. Mert olsun. İşte Zeynep olsun. Şu grubu yazmama gerek yok zaten. Benden istenen şey şu. Çalışanların bir adet bazında bilgileri isteniyor. Yani 5 tane burada çalışan var. O ülkeye ait. Artık burası Almanya olduğunu varsaydığımız zaman Almanya'ya ait 5 tane çalışan var. Fransa'ya ait 3 çalışan var. Fransa yanına 3 şeklinde bir benden sorgu isteniyor. İkinci sorguda ise isimleri yazılsın. Yanlarına da karşına da hangi ülkelerde yaşıyor bunlar? Hangi ülkelerde çalışıyorlar? Bunlar yazsın diye bir sorgu bekleniyor benden arkadaşlar. Şimdi o yüzden başlayalım. Şimdi bunun için bizim bir çalışan tablosuna erişmemiz gerekiyor. Çalışan tablosunu hemen göstereyim arkadaşlar. Employee tablosu. Edit diyorum. Gördüğünüz gibi çalışan tablosunda kişinin soy ismi, işte ilk ismi, şirketteki pozisyonu gibi gibi birthday bilgileri var. Bakın burada şehir ve ülke bilgileri de var. Bakın bu çalışanın birisi United States of America'da çalışıyormuş. Diğeri ise United Kingdom'da çalışıyormuş. Britanya'da çalışıyormuş. Birisi Amerika'dan, birisi Britanya'danmış. Yani çalışanlarım benim iki tane farklı lokasyonumun olduğunu düşünün.
Birisi İngiltere'deki bir lokasyon, diğeri de ise Amerika'daki bir lokasyon ve ben şirketimi bu iki yer lokasyon üzerinden yönetiyorum ve benim buralarda çalışanlarım var. O yüzden select yıldız from employee ve ben bu çalışanlarımın hangi ülkelerde çalıştığını görmek istiyorum. Tamam mı? Dedim. Bu durumda ben ne istiyorum? Ülkesini istiyorum değil mi bu çalışanın? Country diyorum. İlk istediğim alan. Virgül bir de diyorum ki hangi ülkede kaç kişi var? Bunu görmek istiyorum. Ben burada count deyip onu saydırırsam işte S ülkede ki çalışan sayısı şeklinde ben bunu gösterirsem buraya da gelip group by yani gruplama yapmam gerekiyor çünkü artık bunlar bir grup içerisindeki kişiler. Group by deyip de country yani ülkesine göre bir gruplama yap dersem bir kıstas belirtirsem ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bastığınız zaman United Kingdom'da 4 kişi çalışmış oluyor. United States of America'da 5 kişi çalışmış oluyor. Yani ben buradaki yapının aynısını sorguyla bu şekilde oluşturabildim. Şimdi diğer sorgu bizden ülkelere göre çalışan ismi istiyor. Yani bizden istenen artık ülke değil. Ülke yanına çalışan ismi. O yüzden select diyelim işte first name değil mi? Select from önce bir employee tablosuna bağlanalım. Employees dedim. İşte first name isteniyor benden. As diyorum arkadaşlar. Çalışan adı. Artı dedim. Last name. Artı. Bir boşluk bırakıyorum arkadaşlar. First name. Şurada bir yanlışlığımız var. Çalışan adı. Dedik. Pardon arkadaşlar. Last name. Bunların tablodan gelmesi gerekiyor. Şöyle yapalım. İnteresans gitti. Şu an select yıldız from employee diyelim arkadaşlar. Buna bir E diyelim. Şimdi E nokta first name dediğimiz zaman çalışanın ismi geliyor. Artı diyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Bir daha artı koyuyorum. Metin birleştirme yapacağım arkadaşlar. Last name dediğimiz zaman çalışan soyadı geliyor. Virgül diyorum. Şimdi benden istenen bir de country denilen alan. Country diyorum. Buna da bir isimlendirme verebilirsiniz. As çalışan dedik. Tamam arkadaşlar. Şimdi gelip bu durumda benim gruplama yapmam gerekiyor. Group by diyorum. Neye göre gruplama yapacağım? E nokta first name. Aynı şekilde yazıyorum arkadaşlar. Çünkü bu değeri istedim ve buna göre gruplama yapmam gerekiyor. E nokta last name diyorum. Virgül bir de bunun country'si. Ya bakın burada hani tek bir şeye göre gruplama, değere göre gruplama yapmıyorum. Çünkü şehri de gruplamam gerekiyor ki o ülkenin içerisinde bulunan kişilerin ad soyadlarını bana getir dediğim için bu şekilde bir gruplama yapmam gerekiyor. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adamın adı soyadı geldi. Yanına da ülkesi nerede çalıştığı bilgisi geldi. Şimdi üçüncü sorgu da şu olsun. Amerika'da çalışan çalışanların isimleri ve işte ne olsun çalıştığı şehirler. Şimdi bu durumda yine select yıldız from employee tablosuna bağlanalım. Buna bir E diye takma isim veriyorum arkadaşlar. E nokta işte first name diyorum. Artı bu şekilde yapabildiğimizi yukarıdan gördük. E nokta last name diyorum. İşte S çalışan diyorum buna da yine çalışan. Virgül dedim bakın country'sini istiyor benden. Ülkesini istiyor. Virgül city'sini istiyor.
Şöyle yapsak daha iyi olacak arkadaşlar. E nokta country, employee tablosundaki country, E nokta city, employee tablosundaki city. Ve benden bir filtreleme yapmamı istiyor. Neye göre? Amerika'ya göre. Ver. Dediğim E nokta country eşittir. Neydi? Aşağıdan bakalım. Database'de UCA şeklinde girilmiş arkadaşlar. UCA diyorum. United States of America dedikten sonra bir gruplama yapmam gerekiyor. Şunları isterseniz böyle karışık olmaması için şu şekilde de yazabilirsiniz. İşte buradan veri altına geçersiniz. İşte şurada S kısmını alta geçersiniz. Böyle daha sorgularınız daha basit, daha düzgün görünür arkadaşlar. Grup by deyip işte neye göre? E nokta first name artı işte boşluk artı E nokta last name dedik. Virgül. Başka neye göre gruplamamız gerekiyor? Country'sini istemiş. Country ve city. Yani düzgün bir gruplama yapabilmek için benden istenilen değerlerin hepsini giriyorum arkadaşlar. Geldim. Çalıştırdığım anda gördüğünüz gibi hangi şehirde çalıştıkları, hangi ülkede bulundukları ve kişilerin isimleri, soy isimleri, bilgilerini almış oluyorum. Buraya çalışan dediniz. Şuraya gelip şey diyebilirdik. Country as işte ülkesi sonucun doğru görünebilmesi için as deyip buraya da şehri şeklinde bunu döndürebilirdik arkadaşlar. Bu şekilde. İsterseniz group by'da son bir örnek daha yapıp artık group by'ı bitirelim arkadaşlar. Şöyle bir örnek yapalım. Ondan fazla sipariş veren müşteriler ve siparişleri. Şimdi böyle bir sorgu oluşturabilmemiz için bizim iki tane tabloya bakmamız gerekiyor. Bir müşteri tablosuna, bir de sipariş tablosuna. Müşteri tablomuz şuraya yazalım. Customer tablosu. Sipariş tablosu, order tablosu. Yani bizim burada mantıken bakmamız gereken hangi müşteri hangi siparişleri vermiş. Şimdi bunu görebilmek için önce müşteri tablosuna gidiyorum arkadaşlar. Edit diyorum. Gördüğünüz gibi burada müşterilerin ID'leri onlara bir isim şeklinde verilmiş. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Hani bir site üye olduğunuzda login girişlerinde size verilen benzersiz isimler gibi düşünebilirsiniz. ID'leri tanımlanmış. Buradan zaten müşteriyle ilgili bilgilere ulaşabiliriz. Biraz önce ulaştığımız gibi. Şimdi order tablosunda ise edit dediğimiz anda gördüğünüz gibi bir sipariş ve bu siparişin kime ait olduğu. Bakın bu sipariş bu kullanıcıya aitmiş. Vnet diye. ID'si Vnet olan kullanıcıya aitmiş. Bakın bu sipariş ID'si şu olan kullanıcıya aitmiş. Bakın burada 10.258 var. Şu kullanıcıya aitmiş ve aşağıda 10.263'lük bir sipariş numarası olan bir sipariş var. Bu da yine aynı kullanıcıya eşitmiş. Demek ki bir kullanıcı birden fazla siparişe sahip olabiliyor. Bizim burada doğru olarak yapmamız gereken şey kullanıcı hangi siparişleri istemiş. Şimdi bunu yine Paint üzerinde gösterelim arkadaşlar. Yeni bir tane dosya açıyorum. Şimdi benim iki tane tablom var. Birincisi sipariş tablom. İkincisi ve de müşteri tablom. Şimdi burada şunlara bir alan çizelim. Birinci kaydım. İkinci kaydım. Üçüncü kaydım. Şu şekilde. Tamam. Çok güzel. Bir de benim sipariş tablomu görsel olarak oluşturayım. Şimdi şu şekilde. Şimdi gelip buraya sipariş ID'sini veriyorum. 1253 bilmem kaç. İşte şurada da bir sipariş ID'si tanımlıyorum. 1254 bilmem kaç. Şuraya bir sipariş ID'si tanımlıyorum. Rastgele yazıyorum bunları. Şimdi bir tane daha oluşturalım ki örneğimiz daha şey olsun. Bırakıyorum şu şekilde. Şimdi gelip bu siparişin ID'si ve
İşte bilmem kaç. Şuna bir ID giriyorum. Şu da bilmem kaç. Şimdi bu müşterilerden bir tanesi diyelim ki işte Mustafa. İşte bunlar mail hesapları üzerine düşünelim. Gmail. İşte Mert. Hotmail. Gmail hesapları üzerinden. İşte Ahmet. Outlook. İşte diye 3 tane bizim kullanıcımız var. Şimdi burada bilmem gereken şey Ahmet şu siparişe başvurmuş olabilir. Bu siparişi talep etmiş olabilir. Ahmet aynı zamanda gelip şu siparişi de talep etmiş olabilir. Mert'in sipariş talep ettiği siparişler yine şu ikisi olabilir. Şunun rengini bir değiştireyim arkadaşlar. Karışmasın birbirine. Ahmet'le ilgili kısmı. Şöyle bir geri alırsak. Şimdi Ahmet siyahla gösterdiğim yerler. Ahmet gelmiş buna şey yapmış olabilir. Şimdi geldim. Yine bir çizgi çekeceğim. Mert'in siparişleri de kırmızıyla gösteriliyor arkadaşlar. Gelmiş Mert buna sipariş vermiş olabilir. Aynı zamanda Mert bir de şuna sipariş vermiş olabilir. Bu durumda ben Mert'in siparişlerini düzgün olarak bir şekilde bulabilmem gerekiyor. Ya da Ahmet'in siparişlerini düzgün bir şekilde bulmam gerekiyor. Bu durumda işte yapmam gereken iki tablo arasındaki şuna customer tablosu diyelim. Buna order tablosu diyelim. İki tablo üzerindeki eşit olan yani birbirini bu iki tabloyu birbirine bağlayan alanlar arasındaki eşitliği sağlayabilmem. Eşitlik var mı yok mu onun kontrolünü yapabilmem. Gelip bu durumda işte customer tablosundaki customer ID alanı bu taraftaki order tablosundaki customer ID alanına diyorum ki eşit mi? Neden böyle bir şey diyorum? Eğer buradaki müşterimin adı Mert ise bu tabloda siparişe karşılık gelen müşterinin adı Mert mi değil mi? Onun kontrolü yap. Eğer bu yine Mert ise o zaman benim yaptığım işlem doğru bir işlemdir. Bu Mert ise zaten bu siparişler Mert'in siparişi olarak görünüyor. Ama Ahmet ise yanlış bir işlemdir. Bu durumda ben Ahmet'in siparişlerini aldım anlamına geliyor ve yanlış bir sonuç döndüreceğim anlamına geliyor. Gelin arkadaşlar birlikte örnek üzerinde yapalım nasıl yazacağımızı. Şimdi diyorum select yıldız from işte order tablosuna gideceğim. Ona o diyorum ve ikinci bir tablo işin içine katıyorum. Customer tablosuna gideceğim. İki tablo üzerinde işlem yapacağım. Ona da C diyorum arkadaşlar. Geldim. Burada C nokta benden istenen müşterinin ismi yani customer ID. Yani işte bu Paint'teki bizim müşterilerimizin mail adresleri gibi düşünebilirsiniz. Virgül order tablosundaki o nokta order ID hangi sipariş vermiş bu siparişi de order ID üzerinden gösterdiğimiz için arkadaşlar şu order ID'ler gelecektir hangi müşteri hangi siparişe ulaşması gerekiyor dediğim anda gelip benim artık şu iki tabloyu birleştirdiğime göre group by deyip C nokta neye göre customer ID'ye göre virgül o nokta order ID'ye göre işlem yapıyor olmam gerekiyor. Şimdi şu an için bunda herhangi bir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Çalıştıralım. Bakın. Şu müşteri şu siparişleri almış. Aşağı doğru iniyorum. Müşteri değişti ve verdiği siparişler değişti gibisinden. Müşteri değişti, verdiği siparişler değişti. Burada yine yanlışımız var. Çünkü şöyle ver demedik. O nokta işte C nokta şöyle yapalım arkadaşlar ver bakın bir müşterinin bir sürü sipariş görünüyor üzerinde şu an o neden eşitliği koyduğumuzu anlamamız için yaptım bunu customer ID eşittir o nokta customer ID dersek bu sefer nasıl bir sonuç dönecek bize bakalım gördüğünüz gibi afkiden biraz daha az çıkmış oldu. Neden? Çünkü gerçekten şu müşteri şu siparişe talepte bulunmuş. Bu siparişi almış kişi.
Ama biraz önceki sorguda bize yanlış cevap dönüyordu. Çünkü bu eşitliği sağlamadı. Bakın Afkin'in ne kadar çok sipariş aldığı görünüyordu. Kim bilir? Belki tablodaki bütün veriyi, ki muhtemelen öyle oluyor arkadaşlar. Tablodaki bütün veriyi çekiyor. Ama bu durumda Afkin'in gerçekte hangi verilere, hangi siparişlere tanımlanmışsa üzerine onlar geliyor. Tamam. Bu şekilde yaptık. Şimdi bunu biraz geliştirelim. Şöyle diyelim. Hangi müşteri kaç adet sipariş vermiş? Biz de artık bunun bilgisini görmek istiyoruz. O yüzden select yıldız from customer tablosuna bağlanıyorum. Buna C diyorum, virgül. Sipariş tablosuna bu bağlanıyorum. Ona da O diyorum. Ve geliyorum. Burada C nokta işte customer'ın ismi görünsün. Virgül bir de count. Yani ne görünecek? Siparişin adeti görünecek diyorum. Count dedim. Yıldız S sipariş adet diyorum. Şimdi benim buradan yine yapmam gereken şey ne arkadaşlar? From aşağı indirelim. Ver deyip bu müşteriye mi ait bu sipariş? Onun kontrolünü yapmak. Customer ID eşittir. Order tablosundaki customer ID'ye mi eşit? Eğer eşit ise o zaman diyorum bunu grupla bana. Ve neye göre grupla? Sadece elimde customer ID bilgisi var. Ona göre grupla. Çünkü count'a göre gruplamanın bir anlamı yok. O sadece sipariş adetlerini sayacak olan yer. Aggregate function. Şimdi F5'e bastığım anda görüyorsunuz. Afki 6 tane sipariş yapmış. Anatır denilen bir kullanıcımız varmış. 4 tane sipariş yapmış gibi bilgiler geliyor. Gelin doğruluğunu sorgulayalım bunun. F5'e bastım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geldim aşağı. Çalıştırdım. Ona da karşılık gelen sipariş adeti yine 6 olmuş oldu. Son olarak 10 adet şey diyelim. 6 adet ya da 10 diyelim ya. 10 adetten fazla sipariş veren müşterilerin listesini getirelim. Şimdi bu durumda bunlar benim için değerli müşterilerdi. Çünkü benim işte bu e-ticaret sitesi gibi bir yapı düşündüğünüz zaman benim ticaret sistemden onun üzerine sipariş almıştır. Bu siparişlerin içerisinde birden fazla ürün de olabilir. O yüzden bana fazla para kazandırmış müşteri gibi düşündüğüm zaman bunun sorgularını istemem çok makuldür arkadaşlar. Group by dedikten sonra artık aynı şeyin having kısmını yazıyorum. Artık bir şart koyacağım. Ne diyeceğim? Ondan büyük olanlar. Count. Neyi ondan büyük olanlar? İşte o nokta order ID. Order ID'lerimiz bizim için neydi? Sipariş işte, değil mi? Büyük 10 dediğimiz zaman bu da bu şekilde çalışacaktır. Bizim için sipariş de order ID'lerimiz. Ben hani her bir order ID'yi şu tablo üzerinden düşünürsek. Şöyle saydığımı düşünün. 1, 2, 3, 4, 5. Saydığımda 6'nın yani count order ID dediğim zaman, bu order ID'leri say dediğim zaman şu aşağıdaki gibi saydığımda ne yapmış oluyorum? Fiziksel olarak aslında bu kullanıcının kaç tane sipariş verdiğini bulmuş oluyorum. Diyorum ki işte eğer verilen sipariş git count yap, order ID'sine göre say ve ondan büyük ise, having burada ise anlamına geliyor arkadaşlar. Group by'dan sonra kullanılır. İse git o kayıtları bana getir. Müşterileri getir diyorum. Bastım takdirde gördüğünüz gibi artık onun altında sipariş veren bir müşteri bulamazsınız. Bu şekilde arkadaşlar grup pay işlemlerimizi de Transact SQL üzerinde yapmış bulunuyoruz. İyi anladığınızı düşünüyorum. Bir sonraki dersimizde görüşme dileğiyle. Hoşça kalın.